Merhabalar herkese. Benim kanalımı takip edenler bilir, Amazon'la ilgili videolar paylaşıyorum daha çoğunlukla. Ve Amazon'la başlamak isteyenler videolarla beraber, Amazon'la başlama hayalleri kuranlar videolarla bir adım atmış oluyorlar. Böylelikle Amazon'la nasıl satış yaparız, Amazon'da yaşadığımız sıkıntıları nasıl çözeriz gibi sorunlarla ilgili videolarım var. Şimdi bugünkü videoda da Amazon hesabınızı askıya alıyor birçoğunda. Birçok kez bunu yaşıyoruz. Bazen açılış suspend yiyoruz. Bazen dropshipping suspend yiyoruz. Bir yandan da benim hesaplarım da bahsetmiştim daha önceki videolarda biliyorsunuzdur belki. Benim hesaplarım da askıda şu an İngiltere, Amerika her iki tarafta kapalı ve bir süredir uğraşmıyorum zaten açmaya. Ama şimdi ChatGPT gelince aklıma bir fikir geldi. Acaba dedim ChatGPT çünkü bunun otomatik appeal yazan sayfalar var biliyorsunuz. Bununla ilgili danışmanlık alan insanlar oluyor. Ben nasıl appeal yazarım? Danışmanlık ücretleri veriliyor bir sürü bunun için. Yabancılarda da çok pahalı olabiliyor. Uygulamalar çıktı. İşte appeal yazan, otomatik appeal yazan ya da size appeal gönderen siteler var. Bu konuda yardım almaya çalışıyoruz. Bunu bedavaya nasıl halledebiliriz? Ya halledebilir miyiz diye buna beraber bakacağız. Hesabımı açabilecek miyim? Şansıma belki açılır. Ben de bir ChatGPT'ye appeal yazdıracağım. Bakalım bu appeal'la beraber hesabım açılabilecek mi? Bunu beraber yapacağız şimdi. Şimdi ben buraya öncelikle sorularımı sormaya başladım. Bakalım nasıl yazacak diye. Amazon'a benim sorunum şöyleydi aslında. Sahte ürün aldım ve tedarikçi bana orijinal bir fatura gönderemiyor. Yani bu ürünleri almamam gereken kişiden almışım ve bununla ilgili de orijinal Çin'de orijinal fatura alamıyorum. Bununla ilgili çok uğraştım ama sahte ürün olduğu için Amazon bu konuda biraz hassas. Birçok konuda zaten hassas biliyorsunuz. ChatGPT'ye bana bununla ilgili bir appeal yazabilir misin dedim. ChatGPT daha çok bana madde madde yazacağım appeal'da nelerden bahsetmem gerektiğini anlattı. Ben biraz daha derine girmeye çalıştım. Yani bunu çünkü ona yazdırmaya çalışıyorum bir yanda. Ondan sonra buraya bana işte madde madde biraz daha yukarıda var mı acaba? Yukarı gidebiliyor muyum? Sorumu göremedim ama bana bu konuda bir appeal yazar mısın? İşte sahte ürünle ilgili bir appeal yazar mısın dedim. O da bana diyor ki öncelikle ilk paragrafında işte bana adım adım bir sorumluluğunu al. Çünkü Amazon yanlış hata yaptığını kabullenmen gerektiğini söylüyor. Bir plan of action yap. Yani neler yapacağım bundan sonra bu hatayı engellemek için ne yapacağından bahset diyor. Ondan sonra bazen de bana da uyarı vermiş. İşte fazla account'un olursa bu senin için sorun olur gibi. Bu benim için gönderebileceğim bir appeal değil. Ben daha çok madde madde Amazon'a direkt savunma olarak ne yazabilirim onu sormuştum. Tekrar soruyu sordum. Sorumu göremiyorum burada. Bunu daha açıklayıcı yazar mısın? Yani benim için ilk paragrafı hangi aşamalardan geçtiğini yazar mısın gibisinden sordum. Burada da işte önce sorumluluğunu al, mektubu direkt yazar mısın diye soruyorum ama yine bana sorumluluğunu al, işte bu konuda şeffaf ol gibi cevaplar veriyor. İşte appeal'da aksiyon planını hazırla, onu ekle. Buna Amazon önem veriyor diyor. O yüzden de bu benim için yine yeterli olmadı. Benim için burada ikinci şey de birinci işte tip appeal için yazman gerekenleri yine madde şeklinde bana yazmış. Kaynaklardan bulduğu cevapları Amazon'un önem verdiği şeyleri yazıyor. Direkt Amazon'u appeal'ı yazmadı. Ha, şurada benim sorumu şurada görüyorum bundan sonra. Can you write me an appeal letter to activate my account? Şimdi bana benim hesabımı açabileceğim bir appeal letter yazabilir misin dedim. Yine bana işte important to check companies guidelines demiş. Yani bunu burada hep bana takılıyor. Yani bana şunu yapman gerekiyor, bunu söylemen gerekiyor gibi aksiyon adımlarını veriyor. İlk ve son paragrafta neler yazacağımı söylüyor. İşte minnettar olduğundan bahset diyor bu konuda. Şimdi benim bir sonraki sorumda da
Appeal için ben de adım adım ilk paragrafı yazdırayım en azından diye düşündüm. Adım adım gitmeye çalıştım. Benim appeal'ımın ilk paragrafını yazabilir misin dedim. Ve benim için burada bana ilk paragrafta yazılacak şeyleri yazmıştı. Sorumluluğu al. Buradaki maddeleri aşağıya ekledim. Neredeydi sorumluluk alma maddesi? İlk paragrafta şunları, burada tamamını göstermiyor mu geçmişin? Sorumluluğu al benim için dedim. İşte hata yaptığımı kabullen dedim. Bu ilk paragrafta bunları açıkla diyorum. Ve hatalarımı değiştireceğimi, düzelteceğimi açıkla diyorum. Yani bunu ben İngilizce yazıyorum ama aslında siz bunu Türkçe yazdırıp daha sonra Google Translate'ten İngilizceye çevirebilirsiniz. Böyle de deneyebilirsiniz. Türkçe o size çünkü yazacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Amazon Türkiye'de de var. Orada Türkçe açıklama yazabilecektir. Siz de onu Google Translate'ten İngilizceye çevirebilirsiniz. İlk buradaki muhabbeti Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi burada bana ilk paragrafını vermiş. I'm willing to appeal to recent suspension. Burada bana işte bu cümleyi yazabilirmişim gibi bana söylemiş. Ama hala devamında işte şu önemlidir, bu önemlidir gibi bir cevap verdi. Ben burada tekrar tabii zorluyorum birazcık. Biraz daha açık bir şey yazmasını istiyorum. Can you write me a full Amazon letter? Bütün bir mektup yazabilir misin? Amazon'a direkt gönderebileceğim şekilde olsun diyorum artık. Yani Amazon'a ben göndereceğim. Sen bana açıklama yapıp duruyorsun ama benim Amazon'a direkt gönderebileceğim şekilde bir appeal letter yazabilir misin diye sordum. O da bana sonunda daha elle tutulabilir bir şeyler vermeye başladı. Şimdi ChatGPT yeni çıktığı için onun dilini de biraz yeni yeni öğreniyoruz. Nasıl cevaplar alacağımızı yeni öğreniyoruz. O yüzden biraz deneme yanılma gibi oldu burada. Burada Amazon'a direkt yazabileceğim. Burada ben bunu Amazon Seller Central diye biraz genişleteceğim. Burada bana Amazon'un standartlarına uyacağım da linkler var. Bunları ben Word'e aktaracağım. Şimdi Word'e aktarırken de bir yandan bu linkleri de açacağım. Bakalım onlara ben incelemem gerekiyor. Bunu çok kısa şekilde siz halledebileceksiniz. Ama tabii ki bunu kontrolsüz göndermeyin. Amazon'a gönderdiğiniz. Şimdi burada bana plan of action'ı yaz diyor. Bunu da ekle demiş. Şimdi ben plan of action'ı da ChatGPT'ye yazdıracağım. Yani benim için ekstra iş çıkarmış ama bu işi de benim için halletmesini isteyeceğim. Bana burada bir mektup vermiş. Burada ne sormuştum en son? Onu görebiliyor muyum? Bana mektubu, appeal'ı tamam vermiş. Tekrar yükleyebilir misiniz demiş. Ben bunu olduğu gibi, bu mektubu olduğu gibi Word'e aktarıp şuradan başlayıp Word'e aktarıp buraya adını yaz demiş. Daha sonra da Plan of Action ekle demiş. Bana faydalı olacak bilgileri yazmış. Şimdi buraya aktaracağım. Bunun linklerini açmam gerekiyor. Buradan göremedim. Şuradan kopyalayabiliriz. Şuradan linklere gidelim. İkinci link de şu. İkisi de aynısıymış. Aynı yeri birinci linkle yazıyor zaten. Telefon çaldı, pardon. Burada bu sayfayı da açtık. Amazon Appeal Letter nasıl yazılır diye bu kaynaktan aldığı şeyleri yazmış. Daha sonra bana web search result'ları tekrar devam etmiş. Bunları yazmış. Şimdi ben neyi sormuşum tekrar? Amazon Seller Support'a benim tedarikçi faturam olmadığı için sahte ürünleri bunu tekrarlamayacağım bir hata olduğunu açıklayabilir misin diye burada daha böyle spesifik yazmaya çalışıyorum. Bu da bana tekrar buraya yazdı. İşte ben de tamamen mektup bu sefer artık tamamen mektubu nasıl isteyeceğimi öğrendim gibi bir şey oldu. Burada benim için tamamen bu mektubu yazdı. Ben şimdi daha sonra bununla ilgili bunu Word'e aktaracağım. Bunun neden
Tamamını göstermedi. Tamam, bunu burada kapatmış mı? Birinci sayfa şuradan belki görebiliyorumdur. Burada bana bunu yaz. Ben bunu Word'e aktaracağım. Daha sonra da bana aksiyon planı yazabilir misin diye soracağım. Bak burada ben tedarikçi ile çalışıyorum gibi devamını da yazıyor. Bu gerçekten daha açıklayıcı oldu. Bununla ilgili bunun devamını hala durdu burada. Devamını neden? Üçüncü sayfaya devam ediyor. Tamam. Şimdi bunu Word'a aktaracağım, düzenleyip bir de Plan of Action yazdıracağım. Ondan sonra göndereceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burada da Plan of Action, aksiyon adımlarını benim için yazar mısın diye sordum. Bir de bunları Word olarak aktarıp bunları ek olarak yazacağım aksiyon planlarımı. Şimdi bana burada yine Plan of Action'ın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim bana Amazon'a gönderebileceğim şekilde bir Plan of Action yazması. Genel sormak çok iyi olmuyor. Birazcık daha böyle spesifiğe geçmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Hiçbir şekilde genel soru sorduğumuzda internet Google gibi bana internetteki genel topladığı bilgileri ortaya koyuyor. Şimdi biraz daha direkt yazdırmaya çalışıyorum. Plan of Action'ları Amazon'a gönderecek şekilde yazabilir misin sahte ürün için dedim. Bakalım yine bana aynı şeyi veriyor. Bakalım. Evet. Yine aynı şeyi verdi. 6 tane adım vermiş proje golü şeklinde. Sorumu yanlış anladı. Biraz yanlış sordum gibi geliyor bana. Sahte ürün satmak istiyormuşum gibi algıladı. Onun için bana bir aksiyon planı hazırladı. Şimdi bana yine yardımcı olacak adımları verecek. Biraz daha soruyu düzgün sormaya çalıştım. Sahte ürün engellenecek, yani sahte ürün satmayı engelleyeceğim aksiyon adımlarını yazabilir misin diye sordum. Bana nasıl yazacağımı söylüyor ama ben buradan birazcık yardım alıp sebebini yazın diyor. Neden olduğunu. Bu çok fazla yine açıklamadı ama üst tarafta biraz daha ne yapacağımı söylüyor. Aksiyon planımı da buna bakarak yazabilirim diye düşünüyorum. Burayı kapattı. Şimdi ben bu maddeleri yazarak bir aksiyon planı isteyeceğim. Şimdi buradaki maddeleri bir bir yazdım. Plan of action letter, including introductory paragraph. Burada kendini tanıtıyor. Identity, root cause for content. Bakalım şimdi ne gelecek? Şimdi tam istediğim gibi bir cevap bana yazmaya başladı. Biraz zor oldu ama ChatGPT'in dilini anladığınız zaman gerçekten istediğinizi elde etme şansınız yüksek. O yüzden de faydalı birçok konuda kullanabileceksiniz. Yani bunu yazmak için saatlerinizi, araştırmalarınız işte gerekecek, yani ya da danışmanlık alacaksınız. Ama burada gayet güzel size çok kısa bir sürede, birkaç saniyede size bir cevap yazıyor doğru soruyu sorduğunuzda. Kelimeyi yanlış yazdığım için kelime bilgisinden bir hata yaptım. Şimdi bunu düzelterek tekrar bir aksiyon planı isteyeceğim.
Şimdi aynı cümleyi yazacağım. Sadece şuradaki kelimeyi counterfeit yazmışım. Counterfeit products'la değiştireceğim. Otomatik düzeltme ile beraber kelime yazılışını da bilmeyince. Tamam, iki yere yazmışım zaten. Tekrar bunu isteyeceğim. Bu son haliydi. Burada da mesela appeal, nasıl appeal yazacağını buradan bakabilirsiniz diye Amazon size sayfasına yönlendiriyor. Tıklayalım beraber isterseniz. Bir bakalım. Create an appeal questionnaire to reinstate selling privileges. Açık olun, bütün durumları anlatın gibi burada da başlıklarını vermiş. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu ben göndereyim. Bakalım. Bakalım ne olacak? Plan of Action'ı da ekledim. Bakalım ChatGPT benim Amazon hesabımı kurtaracak mı? 2023'te şanslı mı gireceğiz? Bir bakalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.